Bu da evimin anahtarı. Ben de partidekilerle vedalaşayım, sonra senle aşağı yolda buluşuruz. Şunu da alayım. Lütfen. Seni bununla hiçbir yere gönderemem. Hadi kalk. Kalk gidelim artık. Ay! Meri, ödümü koparttın. İyi misin? Dışarıda daha fazla bekleyemedim. Hamitler de çıktılar yan odadan. Sen de bir tuz bakayım. Hadi kendini topla biraz. Kimseye yakalanmadan buradan çıkmamız gerekiyor. Tamam, direkt kaçsak kimseye görünmeden. Nasıl? Tamamen gitmeyi mi diyorsun? Olmaz. Açıklama yapmazsak şüphe çekeriz. Evet. Bunu nasıl açıklayacağım? Hayır, tutma. Ver. Kapalı mı bu? Kilitli mi? Kilitli mi? Patlamaz değil mi bu? Hayır. Sakin ol var. Ne? Verir misin? Bir şey yapmayacağım. Kilitle. Şu arkana sok. Arkana sok. Arka cebine koy. Burası labirent gibi. Buradan çıkacağız. Tamam. Hadi bak. Bak, anlaştığımız gibi aşağı yolda buluşuruz birazdan, tamam mı? Hadi gel. Acele et. Acele et. Gözünü seveyim. Evet, acele et. Meri, dur. Çok kötü oldum. Çok kötü oldum. Kusacağım galiba. Ayaklarım tutmuyor. Ya, tamam bak. Yanında diyemedim, tırstım ama Onur da, Zafer de seni arıyorlar. Ne? Renk vermemek lazım. Sık dişini, eve gidince birlikte dağılalım, tamam? O camdan silah görünce aklım çıktı. Nasıl ikna ettin onu? Ne anlaştınız? Ne oldu? Anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Melis. İyi olduğuna emin misin? İyiyim. İyiyim. Fazla kaçırdım galiba da. Bir de aç karnına içince çarptı herhalde. Çalışanımız canını sıkmadı umarım. Neydi? Alp. Yok. Çünkü çalışırken o kadar tutması hoş değildi senin. Herhalde asıl işinde ondan tutunamadı. Hayır, biz Alp'le çok konuşamadık zaten. Ben bir lavaboya gittim. Sonra da birkaç telefon trafiğim oldu. Alp beni tutmadı yani. Öyle derdini anlattı bana, olur da bir pozisyon açığı olursa diye. Böyle yerlerde harcanması çok üzücü gerçekten. Yardımcı olurum dedim. Asıl sen iyi misin? Bir şey mi oldu? Anlatmak zorunda değilsin. Sadece her şeyle tek başına mücadele etmeye çalışıyormuşsun gibi görüyorum. Ama işte öyle güçlü göründükçe de hayat senin sırtına çantaları bindirmeye devam ediyor, haberin olsun. O yüzden bazen birine iyi değilim demek gerçekten çok iyi geliyor. Felsefeye bağladığıma göre olmuşum demektir. Gece de sen beni idare et, olur mu? İyi değilim. Babamla tatsız bir konuşma yaptık. Babalar. Zordur yani. Babalarla konuşmak zordur bazen. Hatta genelde onlar konuşurlar, biz dinleriz. O yüzden de çoğu zaman fikirlerimizden vazgeçeriz galiba. Senin de baban zorda. Kendi babanı öpüp başına koyardın. Yani şey... Şöyle... Hmm.
Annem öldükten sonra mizacı biraz sertleşti. Belki de annem de aramızdaki köprü, bilmiyorum. Ama böyle bir türlü şey yapamadık. İletişim kuramadık. Ben de hep onu suçladım zaten. Yani belki de böyle zor bir adam olmasaydı, İşkolikti çok. Belki de annem hala hayatta olurdu. Ama işte artık ne muhatabım kaldı, ne de söyleyemediklerimden öte bir şey var elimde. Böyle kurup kurup sarıyorum bazen ben de. Pardon. Pardon, ben bunlar nereden çıktı hiç bilmiyorum. Fazla geldi herhalde. Ama işte baba dedin mi ben de böyle. Çeşme açılıyor hala. O yüzden çöpünü boşaltabiliyorken boşalt bence. Sonrası hiçbir yere gitmiyor sonrası çünkü. Belki de konuşabilseydik, dalaşabilseydim, böyle olur olmadık yerlerde patlama olmamıştı sonra ama. Pardon. Bundan sonraki partide söz meyve suyu içeceğim ben. Şu an bana çok iyi geldi. Acımla seni mutlu edebildiysem ne mutlu bana. Bunu kastetmemiştim. Ben de bunu kastetmemiştim. Sen de bana çok iyi geldin. Teşekkür ederim. Ben çıktım. Siz evin aşağısında bekliyorum. Benim artık kalkmam lazım. Ne, kötü bir haber mi? Sabah erkenden toplantım var da anca toparlanırım. Gideyim ben. Teşekkür ederim. Hayatım, seni arıyordum. Melis'ciğim, Zafer de seni arıyordu. Hı. Ben de tam vedalaşmaya geliyordum. Onur'la karşılaştık. Burada. Evet, burada. Erkendi daha, görüşemedik senin şefi. Olsun. Buralardayım ya da görüşürüz muhakkak. Görüşürüz. Ya gidiyorum deme sakın. Ben de seni bu sıkıcı partiden kurtarmaya gelmiştim. Yarın sabah işi varmış Zafer'cim. Öyle mi? Hı. Kutlanacak haberlerim var. Babamla konuştum, eğer sen de kabul edersen bizim şirkette sana bir ofis açalım diyoruz. Hem kendi ofisini kurmak için de acele etmemiş olursun. Ne dersin? Çok ince bir teklif gerçekten. Ama ben size yük olmak istemem aslında. Yok ya, ne yük olur mu Önce? Tam tersi, işimiz kolaylaşmış olur. Hızlıca başlamış oluruz. Hem eğer istersen birlikte konsepti de ayarlarız. Ne dersin? Tamam. O zaman ben bunu bir düşüneyim, olur mu? Olur.